Bender'in gözlerine baktığım an... aklım başımdan uçar inan. Ah, Damla'nın D ve A'sı güzel oldu. Sırada M. Melekler gibisin ama... seni görünce ben kanatlanırım. Hay bu akrostiş denen şeyi icat edenin. Bu ne ya? Nereye alıyorsun? Dışarı çıkacağım. Açık havada belki daha güzel ilham gelir böyle. Boşuna uğraşma. Sen o içindeki ilham perisini benimle evlendiğin zaman idam edip gömmüşsün. Öyle bir şiir yazacağım ki şiiri okuduğu anda Damla havucun böyle boynuna atlayacak ki daha da bırakmayacak. Görürüz. Görürüz. Haluk, ne yapıyorsun sen burada bu saatte? Bir şey mi oldu? Havuç Kafa'nın şiirini bitiremedim ki. Gelen, giden, betonun borazanı, yani sessizliğe ihtiyacım vardı. Ben de o yüzden erken kalktım. Eskiden her yerde yazardın. Nasıl yani? Ne bileyim, yani bir bakardım, beni vapur iskelesinde beklerken o kadar insanın arasında bir şiir yazmışsın. Seni tavlamaya çalışıyordum. Oo, seni tavlayacağım diye nasıl taklalar attım? Şiir ne ki? O zaman senin birazcık ilhama ihtiyacın var, ha? Tamam. Öyle demedim. Hadi dur, bekle. İlham vereceğim diyor, gidiyor. Aa bak. Bunlar sana ilham verir. Bunlar ne? Bana yazdığın aşk mektupları, şiirler. Hala saklıyor musun bunları? Bak. Yuh, neler yazmışım. Zamanında güzel sözlerle kandırdın beni Haluk Bey. Bak bak. Hiç unutmuyorum. Bir gün Taksim'de seni beklerken rüzgarlı bir havada sanki yapraklar değil ben uçuyordum sevinçten. Bir an düşündüm neden diye. Sadece sen geldin aklıma. Sebebi sendin ama sadece sen. Vay be. Ne güzel değil mi? Gençtik o zaman. Haluk. Heh. Hatırlıyor musun? Çok sevdiğimiz bir şarkı vardı. Telefonun sözlerini söylerdim. Yine söylesene. Söylemem. Çünkü şarkı sözü o. Şimdi yazarı telif ister. Aa, evdeyiz ya. Kim duyacak? Yerin kulağı var. O yazar karısına bile güzel söz söylese telif ister. Biliyor musun? Sen aslında çok romantik bir insansın. Bir kere bana şey yazmıştın. Ne? Uyuduğun zaman bile özlüyorum seni. Bir daha uyuma. Cahillik işte. Ya sen niye içindeki romantiği saklıyorsun? Niye gizliyorsun? Ben derin romantiyim. Sen merak etme. Ben senin içindeki o romantiği çıkartacağım. Biraz daha okuyayım buradan. Ulan ne çok şey yazmışım ya. Ama kabul et, çok güzel yazdım. Bak, okuyorum. Kurumuş dallara baktım bugün. Bir de dökülen yapraklara. Nasıl olmuş? Bu olmamış ki baba.
Nasıl olmamış lan? Çok güzel olmuş. Annene okuttum, bayıldı. Ya baba, bu şiirin baş harflerini okuyunca Damla senden hoşlanıyorum oluyor. E ne olacaktı? Oğlum havuç kafanın teki mi olacaktı? Hayır baba, Damla senden çok hoşlanıyorum olacaktı. Bir tek çok mu eksik? O kadarını da sen uyduruver artık. Adama bak, teşekkür edeceğine ne diyor? Tamam tamam baba, kızma ya. Teşekkür ederim. Neyse, hadi ben kaçıyorum. Bak, kızı ayarlamadan sakın gözüme görünme. Tamam baba, bu sefer bu iş kesin bitti. Her gün yeni bir oyun için.